Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili 3. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisinde D hal ekinin cümleden atılması anlatım bozukluğu oluşturmaz demiş. Burada hemen herkesin bir tanıdığı vardı. Bura hemen herkesin bir tanıdığı vardı. Bakın çıkardığımızda anlamın bozulduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Gecenin bu vaktinde nereye gittiğini sordum. Dursun. Şimdi sokaklarda ne yapar ne eder? Şimdi sokaklar ne yapar ne eder? Bakın birisi insandan bahsederken, bir canlı varlıktan bahsederken, diğeri ise arkadaşlar sokakların ne yapıp ne yapmadığını soruyor. O yüzden buradaki D hal ekinin çıkarıldığında anlamın değiştiğini görüyoruz. Bundan dolayı C seçeneğini elemiş oluruz. Kitap benim bile dikkatimi çeken birçok yanlış vardı. Bakın D hal ekini çıkardığımızda anlamın bozulduğu görülmektedir. Bunu denemiş olduk. İçim garip bir korku var bugün. Bakın burada da D hal ekini çıkardığımızda anlam bozuluyor. Bunu denemiş olduk. Gecenin bu vakti nereye gittiğini sordum ifadesinde D hal ekini çıkardığımızda anlamın değişmediğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Zavallı çocuk bu genç yaşında pek çok sıkıntı ile mücadele ediyordu cümlesinde. Bakın çocuk ve genç kelimeleri aynı anlama gelmektedir. Dolayısıyla burada gereksiz sözcük kullanımı vardır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, aşağıdakilerden hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? Yarışmacının jokerini harcamak istememesi daha ilk soruda elenmesini sağladı. Bakın arkadaşlar, yarışmacı elenmiş ve sağlamak kelimesini kullanıyor. Sağlamak kelimesinin yerine neden oldu kelimesini kullanması gerekirdi. Dolayısıyla yanlış anlamda sözcük kullanımı olduğunu görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda ise herkes senin bu konuda düşündüğün fikirlerini çok merak ediyor ifadesinde. Bakın fikir ve düşündüğü kelimesi aynı anlama geliyor. O yüzden burada gereksiz sözcük kullanımı vardır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Galiba bu sefer de sözünde durmayacağa benziyor. Arkadaşlar galiba demiş ve benziyor kelimesini kullanmış. Yine burada da aynı anlama gelen sözcüklerin kullanıldığını görüyoruz. Yani gereksiz sözcük kullanımı var. Bunu da elemiş oluruz. Çocuğun ameliyattan çıkamama şansı oldukça yüksekti. Bu dursun. Haftanın ilk ve en yorucu günü pazartesidir. Arkadaşlar burada bakın ilk kelimesine gerek yok. Çünkü biz biliyoruz ki haftanın ilk günü pazartesidir. Burada da gereksiz sözcük kullanımı var. Bunu da elemiş oluruz. Çocuk soruları okumayı geçtim. Çözmüyor bile ifadesinde. Arkadaşlar burada çözmüyor ve okumayı kelimesinin yer değiştirmesi gerekir. Sıralama hatasının olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Şimdi çocuğun ameliyattan çıkamama şansı oldukça yüksek ifadesinde ameliyattan çıkamaması olumsuz bir durumdur. O yüzden şans kelimesi burada yanlış kullanılmıştır. Buraya ne gelmesi gerekir arkadaşlar? Olasılık ya da ihtimal kelimesinin gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı da burada yanlış anlamda sözcük kullanımı vardır. Üstteki cümleyi de aynıdır anlatım bozukluğunun nedeni. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur demiş. Başkanımız az önce salona giriş yaptı. Arkadaşlar giriş yaptı yerine ben girdi diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi burada gereksiz sözcük kullanımı var. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Tuhaf hareketlerle dikkatimizi çekmeye çalışıyordu. Dursun. Son maçtaki yenilgi sayesinde takım ligden düştü. Arkadaşlar takım yenilmiş sayesinde kelimesini kullanıyor. Saye olumlu şeyler için, olumlu ifadeler için kullanılır. Ne olması lazımdı? Yenilgi yüzünden olması gerekirdi. Görmüş olduğunuz gibi yanlış anlamda sözcük kullanımı var. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. İşçiler bu yılki verilen zammı yetersiz görmüştü. Arkadaşlar burada da görmüştü kelimesi yanlış kullanılmış. Yetersiz bulmuş da olacak. Bakın burada da yanlış anlamda sözcük kullanımı var.
O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Bizim mahallede herkes birbirlerine karşı nazik davranır ifadesinde birbirlerine ve karşı kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Karşı kelimesi ve birbirlerine aynı anlama gelir. O yüzden bunun atılması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanımı vardır. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Tuhaf hareketlerle dikkatimizi çekmeye çalışıyordu cümlesinde herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? El-göz koordinasyonu bireyin yaşı ile olduğu kadar zeka düzeyi ile de ilişkindir. Arkadaşlar bakın burada ilişkindir kelimesinin yerine ilgilidir kelimesinin gelmesi lazım. Dolayısıyla burada yanlış anlamda sözcüğün kullanıldığını görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda ise ilişkindir, ilgilidir. Dolayısıyla doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Türkçe'ye Arapça dilinden giren sözcük sayısı diğerlerinden daha fazladır. Bakın arkadaşlar, Türkçe ve Arapça zaten dildir. Dolayısıyla dil kelimesine burada gerek yoktur. Arapçadan giren dese yeterliydi aslında. Bundan dolayı burada gereksiz sözcük kullanımı vardır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Okur ile yazar arasında sıkı bir bağ vardır. Bakın arkadaşlar burada anlatım bozukluğu yok. Bunu elemiş oluruz. Bu bağı kimi zaman yazar, kimi zaman okur sağlar. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu görülmemektedir. Bunun için de 2'yi elemiş oluruz. Yazarın anlatım özelliklerini tam kavrayamayan bir okur çoğunlukla metnin dışında kalır. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. 3'ü de elemiş olduk. Böylece yazarın açtığı kapı kapanmış olur. Bakın burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Bu da metin içi iletişimi azaltarak okur yazar bağının kopmasını sağlıyor. Bakın arkadaşlar okur yazar bağının kopması olumsuz bir durumdur. Fakat burada sağlar kelimesini kullanmış. Ne olması lazımdı? Neden oluyor ifadesini kullanması gerekirdi. Dolayısıyla yanlış anlamda sözcük kullanımıdır. Burada bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumdaki bir hastayı ameliyat etmek hastanın ızdırabının azalmasına sebep olur. Cümlesinde bakın sebep olmak olumsuz cümleler için kullanılan bir durumdur. Fakat hastanın ızdırabı azalmış, olumlu bir durum var. Aslında burada arkadaşlar sağlar kelimesini getirseydik daha uygun olacaktı. Dolayısıyla sebep olmak sözcüğü burada yanlış kullanılmıştır. Anlamca yanlış kullanılmış bir kelimeyi görüyoruz burada. Bunun için de seçeneklere baktığımızda bakın sözcüğün anlamca yanlış kullanılması var. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Aydın dediğin kuşkudan korkmayan kişidir bence. Bakın burada bir anlatım bozukluğu yok. O yüzden biri elemiş oluruz. Kuşkuyla aydınlanır çünkü düşüncelerimiz. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Kendi düşüncesine değil de başkalarının düşüncelerini önemseyen biri de aydın olamaz. Bu dursun. Karanlığı, belirsizliği dağıtan bir ışıldak gibidir kuşkulanmak. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Kuşku olmasaydı belki de pek çoğumuz bilgiden yoksun kalırdık. Bakın arkadaşlar burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. 3 numaraya baktığımızda ise kendi düşüncesine değil de başkalarının düşüncelerini önemseyen biri de aydın olamaz ifadesinde düşüncesine derken arkadaşlar buradaki yönelme hal ekinin yanlış kullanıldığını görüyoruz. Kendi düşüncesini olacak. Kendi düşüncesini değil de başkalarının düşüncelerini önemseyen biri de aydın olamaz şeklinde düzeltmemiz gerekiyor. O yüzden 3 numarada anlatım bozukluğu vardır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? İster roman, ister hikayede olsun,
herhangi bir sanat eserinde ilk bakışta çirkin olarak algılanan sözler olabilir. Ama ne var ki bir sanat eseri tek bir yönüyle değil, bir bütün olarak anlam kazanır. Bakın arkadaşlar, bu cümledeki anlatım bozukluğu ama ve ne var ki bağlaçlarının aynı anlama gelecek şekilde birlikte kullanılmasıdır. Dolayısıyla biz buna gereksiz bağlaca yer verilmesinden diyebiliriz. Gereksiz sözcük kullanılmasından diyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda bakın, gereksiz bağlaca yer verilmesinden demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük veya sözler kullanılmamıştır? Sanıyorum verdiğin kitabı okumuş olmalı. Bakın, sanıyorum ve olmalı ihtimal bildiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanımı var. Bunu elemiş oluruz. Halen devam etmekte olan yağmur pek çok kişiyi zarara uğrattı. Bakın, halen ve devam etmekte olan demiş. Bunlar da aynı anlama gelen sözcükler. Burada da gereksiz sözcük kullanımı var. O yüzden 2 ile elemiş olduk. İngilizce ve Almanca dillerinden Türk diline geçen pek çok sözcük vardır. İngilizce ve Almanca zaten dildir. O yüzden burada dillerinden kelimesine gerek yoktu. Burada da gereksiz bir sözcük kullanımı var. 3'ü de elemiş olduk. Yarın gelirken sana verdiğim emaneti de getirmeyi unutma. Bakın, burada gereksiz bir sözcük kullanımı yok. O yüzden bunu alabiliriz. Türk edebiyatında başarılı ve örnek sayılabilecek pek çok öykücü vardır. Arkadaşlar, burada da gereksiz sözcük kullanımı yok. Bunu da alabiliriz. Dolayısıyla 4 ve 5'in yer aldığı C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Gecenin bu saatinde havlayan köpeklerin sesi dışında hiçbir şey yoktu ortalıkta cümlesinde herhangi bir anlatım bozukluğu görünmüyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Şiir, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır demiş Yahya Kemal. Yahya Kemal'in bu sözünde de herhangi bir anlatım bozukluğu görünmüyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bir yazar adı medyada çok geçiyor diye elbette yazarlığını yitirmez. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş olduk. Edebiyatın toplumsal olayları anlatmak ve topluma yön vermek gibi bir işlevi vardır. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş olduk. Yediği yemekler yüzünden çocuğun midesi bunalmış, çocuk hastaneye kaldırılmıştı. Bakın arkadaşlar, burada yanlış anlamda sözcük kullanıldığını görüyoruz. Bunalmak, sıkılmak anlamına gelir. Mide sıkılır mı? Hayır arkadaşlar. Mide ne olur? Bozulur. Bozulur kelimesi yerine bunalmış kelimesi kullanılmış. Yanlış anlamda sözcük kullanımı var. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğu yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.